arada Sayın Genel Başkanımız o miktarcı yönüyle, o vakıf yönüyle, o gözleştirici yönüyle, o demokrasiyi hazmetmiş yönüyle Türkiye'nin başına gelecek. Hepimizi birleştireceğiz. Hepimiz tek olacağız. Türkiye'nin geleceği için güzel şeyler ortaya koyacağız. Genel Başkanımızla beraber olacağız. Güzel dostlar, arkadaşlar. Sayın İl Başkanım, geçmiş dönem İl Başkanlarım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, parti yöneticilerim, sevgili Tunceli hemşehriler. Bugün burada, bu amca hoş gelmişsin. Bugün buradaki bu kalabalık Türkiye'deki değişimi gösterdiği gibi Tunceli'de de değişimi göstermek istiyor bu adam. Tunceli hemşehrilerim, ben tabi babamın işlerinden dolayı 83'te Elazığ'a taşınmak zorunda kaldık. Babam ve annemi trafik kazasında kaybettikten sonra sağ olun iş hayatına atıldık. Erken çocuk yaşta bazı şeylerimiz eksik kaldı, tamamlayamadık. Daha sonra Ankara'ya geçtim. Ankara'dan memleketim Tunceli'yi çok sevdiğim için Tunceli'ye geldim. 2006'da Tunceli'ye yerleşmeye karar verdim. Çocuklarımı da getirdim. Burada bazı arkadaşlarım bana dediler ki çocuklarını niye getirdin? Dedim niye? Dediler ki senin çocukların eğitim alması daha doğruydu dışarıda. Dedim ki buradaki çocuklardan benim çocuklarımın ne farkı var? Bizim çocuklarımız zoru sever. Benim çocuklarım da zoru sever. Bu bizim kanımızda var. Çocuklarım burada eğitimini aldılar. Şu anda onlar da diğer Tunceli çocuklar gibi güzel üniversitelerde okumaktalar. Sevgili hemşehrilerim, sizlerin, halkın büyük bir isteği arzusu doğrultusunda siyasete girmem konusunda inanılmaz bir arzu vardı ama ben tabii yaşımız genişti, işimiz gücümüze bakmamız gerekiyordu, kabul etmedik ama 2022'nin bahar ayında tekrar yine taleplerin yoğunlaşmasından kaynaklı ve Türkiye'nin şu anda içinden geçtiği durum insanların bir kez daha bize ciddi ihtiyacı olduğunu anladım. Elimi bir kez daha hemşehrilerim için taşın altına koymayı kabul ettim. Erdal Gültaş! Erdal Gültaş! Toplumdaki Arkadaşlar merhaba, teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Sağ olun. Sevgili Tunceli hemşehrilerim, tabi biraz erken yoğunluk oldu, yağmur da oldu. Sizleri burada öncelikle beklettiğim için çok özür diliyorum. Çok önceden geldiğiniz için. Hakkınızı helal edin.
Çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğunuz için, bizlerle birlikte olduğunuz için kısa tutacağım. Dışarıda da arkadaşlar var. Burada da çok bekledik, beklemeyelim. Aşağı yukarı biliyorsunuz, işte birbirimizi tanıyoruz. Künceli küçük bir yer, akraba topluluğuyuz. Sorunları biliyoruz, çözümleri biliyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Bunun için Türkiye'de ciddi bir iktidar değişikliğinin yapılması gerekiyor. Buna da Sayın Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız, inşallah Cumhurbaşkanımız olacak. Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesiyle daha bir hız kazanacağına inanıyoruz. Daha emin adımlarla gideceğimize inanıyoruz. Hepimiz Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, pirimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında dik duracağız, eğilmeden duracağız. Türkiye'deki ve ilimizdeki problemlerin çözümü için elimizden geleni yapacağız. Hep beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte becereceğiz. Halk, her şey halk için. Bu tabii klişeleşmiş diyebilirsiniz ama ben bunu hayatımda hep uyguladım. Hep halkla beraber olmaya çalıştım. Hep halkın dertleriyle dertlenmeye çalıştım. Babamın bıraktığı mirası devam ettirmeye çalıştım. Gariban dostusun. Bundan sonra da böyle olmaya çalışacağım. Böyle olmak gerekiyor. Makamlar, mevkiler insanların kendisini tatmin etme veya para kazanma veya nüfus kazanma yeri olmamalı. Ne dernekler ne siyasi partilerdeki konumlar, milletvekilliği, belediye başkanlığı, bunlar halk için var. Halka hizmet için var. Ama bu söylemde kalmamalı. Bu samimiyetle gerçeğe döndürülmeli. Bunu ısrarla vurguluyorum. Bunu da siz seçeceksiniz. Siz insanların yaşamındaki, eğer yeter diyorsanız, artık bıktıysanız, ki buradaki kitle onu gösteriyor, dışarıdaki kalabalık da onu gösteriyor, artık hizmet istiyor, dokunulmasını istiyor, onun için kararınızı doğru vereceksiniz. Doğru vermeniz gerekiyor. Bizler, Sayın Başkanım'ın dediği gibi, partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığım günden itibaren şunu söylüyorum. Ben tabi buranın artık bir üyesi, neferi olduk. Sayın İl Başkanımız Ali Mustafa Çelik dönemin, o dönemki il başkanımız istifa edip milletvekili adaylarını açıkladığı zaman yine söyledim, her şart ve koşulda partimizin yanındayız. Genel başkanımızın yanında dimdik duracağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu emin olun ki Cumhurbaşkanı olarak görmek istememizin sebebi sadece ilimiz değil, Türkiye'nin bütün kesimleri için, bütün renkleri için çok önemlidir. Renk renk olacağız, bir araya geleceğiz. Kılıçdaroğlu'yla beraber Türkiye'nin geleceğinin aydınlığa dönmesinde katkımız olsun, yapabileceğimiz bir şey olsun, ne yapmamız gerekiyorsa bu katkılarımızı sunacağız. Sayın Genel Başkanımızla beraber inşallah çok güzel yollar alacağız. Geldiğim günden itibaren bana dostça, samimi davranan önceki dönem il başkanım Ali Mustafa Çelik, Sayın Hıdır Mercan, Merkez İlçe Başkanım Sayın Hüseyin Yolluk, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, gençler öne gelsin ya. Gençler arkadan durmasın. Gelin. Gel. Herkesin bana gösterdiği sıcak ilgiden dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onu söyleyeyim. Burada fazla tutmak istemiyorum. Tekrar ayağınıza sağlık. Ne yapacaksak beraber yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Halk için. Halk her şeyin üstündedir. Onu söyleyeyim. Hep beraber yapacağız. Sizin için olacak. Mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar görev verilir. Saygı duyarız. Verilmez saygı duyarız. Ama hep buradayız. Hep beraber olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.